LGS'ye son 114 gün hayallerimize kavuşmamıza, oh be bitti artık kurtulduk, şimdi gelsin yaz tatili dememize ve sonrasında da güzel güzel tercihlerimizi yapmamıza, tercihlerimizi yapmamıza 114 gün kaldı. Hala çok değerli bir zaman var, hala köşeyi dönebiliriz, hala çok güzel başarılara yelken açabiliriz. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. Batan güneş için ağlamayın. Evet, hava karardı. Bir saat önce hava karardı ve gerçekten bugün de bitti. Yeniden doğduğunda ne yapacağınıza karar verin. Yarın yeni bir gün doğacak inşallah ve yarın güneş doğduğunda yarın sizin süper bir şekilde çalışmaya başlamak için ya da zaten çalışıyorsanız daha da tempoyu artırmak için ya da asla vazgeçmeyeceğinize karar verip ben artık bu yolda son 4 ayı mükemmel bir şekilde değerlendireceğim demeniz için mükemmel bir gün başlangıcı olmalı. Dolayısıyla bugün bitmiş olabilir, sıkıntı yok. Güzel bitirenler de olabilir. Çok çalışanlar güzel bitirdi. Az çalışanlar veya çalışmayanlar tüh ya dedi. Dolayısıyla bu dört ay da böyle bitecek. Bu 4 ay bittiği zaman oh be çok çalıştım ama kurtuldum iyi oldu. diyeceğiz. Ya da Üf ya boş boşuna yaptı? Keşke biraz çalışsaydım diyeceğiz. Dolayısıyla ikincisi olmamak için keşke demek için mutlaka yarın yani yeniden güneş doğduğunda ne yapacağımıza karar veriyoruz. Bu arkadaşa da teşekkür ediyoruz. Şimdi günün yorumuna gelmek istiyorum ama günün yorumu gerçekten 1500 beğeni almış. Tebrik ediyoruz. Şahin YNDMR diyor. Harikasın Şahin ama bu nedir arkadaşım? Tebrik ediyorum seni. Ne kadar çok soru sormuşsun. Hemen başlayalım. Hepsine tek tek cevap vereceğiz. Hızlı, dikkatli ve lezzetli cevaplar vermeye çalışacağız. Okuldan eve gelince tekrar yapacağım diyorum. Ama eve gelince yorgun hissediyorum çalışma hevesim kalmıyor. Şimdi birin sorunun cevabı şu. Öncelikle tabii ki eve gelince dinleneceğiz. Yani dinlenmek demek e, uyumak olabilir. Gözlerimizi kapatıp böyle sessiz bir şekilde müzik dinlemek olabilir. Veyahut da böyle birazcık böyle hafif gıdalar yemek olabilir. Ağır yemek yediğimiz zaman daha da uykumuz gelir, daha da yoruluruz. Dolayısıyla dinleniyoruz. Dinlenmek hakkımız. Ağır yemek yemeden dinleniyoruz ve bunun öncesinde nerede olduğumuzu bir hatırlayalım. Bunun öncesinde okulda eğer bütün gün halazık yapıp yorulup sürekli top oynayıp veya da ne bileyim işte boş vakit geçirip yorulduysak o zaman kötü ama sen okulda da biraz çalıştıysan, okuldaki gidersen iyi dinlediysen e, okulda da bir tekrar yapmış alırsın. Okuldaki de bir çalışma, okuldaki de sana bir kazanç sağlayacak. Dolayısıyla eve geldiğinde dinlenmeyi gerçekten hak ediyorsun. Bundan vazgeçme. İkinci soruya sure geçiyoruz. Kendime legacy bir şey yapamayacaksın. Matematik çok zor. Asla başaramazsın gibi cümleler kuruyorum. Cümleler duadır arkadaşlar bunu unutmayın. Yani söylediğiniz şeyler inancınız olur ve sonradan gerçekleşir. Dolayısıyla başaracağım vazgeçmeyeceğim derseniz başarırsınız. Hatırlarsanız önceki videolarımızda da söylemiştik. Bizim lügatimizde yani bizim sözlüğümüzde başarısızlık diye bir kelime yok. İnşallah çalışacağız ve başaracağız. Size biri sorarsa başarısızlık hakkında ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ki duymadım bilmiyorum yani herhalde yeni bir kelime. Ne acaba ben de Google'dan aratayım demeniz lazım. Ben kesinlikle başarısız olacağıma inanmıyorum. O kelimenin ne olduğunu bile bilmiyorum demeniz lazım. Hatta kendiniz o kadar inandırmanız lazım ki Instagram, YouTube, ya YouTube değil de başka ne olabilir? Mail veya hatta ne diyebiliriz? Telefon şifrenize e, hayaliniz olan puanı ya da liseyi password yani e, güvenlik kodu olarak koyabilirsiniz. Yani mesela diyelim ki Almak istediğiniz puan 500 ya. 500, 500 diye bir şifre koyabilirsiniz kendinize. Hocam abarttınız. O zaman 470, 470 diye bir şifre koyabilirsiniz. 460, 460 diye şifre koyabilirsiniz. Fark etmez. Ve bu şifreyi her seferinde girdiğinizde, günlük girdiğiniz şifreler için veyahut da telefonların hani güvenlik kodu olur ya. 460, 460. Her gün hatırlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ben 460 puana ulaşmak istiyorum. Veya hedefiniz 500 ise 500. 430 ise 430. Fark etmez. Hepsi çok güzel puanlar. Hepsi çok güzel. Evet. Hedefiniz 411 olabilir. Önemli değil. Şu anda 330'sunuzdur. 410'a çıkma hedefliyorsunuzdur. Hiç fark etmez. Hedefinizi telefonunuzun güvenlik kodu yapın. Instagramınızın, sosyal medyanızın güvenlik kodu yapın. Hatta WhatsApp'ın bile güvenlik kodu var ya. Bunu kendi puanınız hedefiniz yapın. Ya da Galatasaray, işte Kabataş diye yazın. Ve her seferinde onu girin ve her seferinde hatırlayın. Devam ediyoruz. Yani yapamayacağım diye bir şey yok. Başarısızlık yok. Üçüncü soru. Denemelerde zor soruları gördükçe motivasyonum düşüyor ve deneme netlerim Bu çok normal bir şey. Birçoğumuza bu başladı. Bunu e, birçok videomuzda dile getirdik. Şu anda netlerin en zor arttığı dönemdesiniz. Yani şöyle düşünün. Bu bambu ağacı örneğinde de vermiştik. Bunu sporcular için veriyoruz. Yani çalıştım oh netlerim arttı diye ilk başlarda biraz artar. Yani ilk başta şöyle başlar net artışı. Sıfırdan başladınız böyle başlar. Sonra bir dönem böyle sakinleşir. Hatta zor sorularla beraber artık yenisi sormaya, soru çözmeye başladığınız için şu zaman olsun. Şurası dediğim gibi, LGS günü. LGS yaklaştıkça ilk başlarda hızlı arttınız. Sonra böyle netler bir iniş çıkışlar yapmaya başlar. Ama aslında çıkıyorsunuz haberiniz yok. Sadece göremiyorsunuz. Sadece düşük yaptınız. Okuldan çıktıktan sonra yorgun bir şekilde çözdüğünüz moralinizi bozan denemeleri görüyorsunuz. O yüzden biraz motivasyonu e, motivasyonunuz düşüyor. Ama sabahleyin tertemiz bir kafayla çözdüğünüz denemelerde eğer yayın da kaliteli ise gerçekten iyi netlere ulaştığınızı göreceksiniz. Ve en sonunda da vazgeçmezseniz gerçekten süper bir şekilde sonuca ulaşacaksınız. Şu anda artışlar biraz yavaş ama ileride hızlanacak vazgeçmek yok. Diğer soruya geçiyoruz. Fen Lisesi'ne gidemeyeceğim gibi endişeler yaşıyorum. Fen Lisesi sana gelsin ya. Fen Lisesi nedir ki yani? Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, bütün bu liseler sizin için yapılmış arkadaşlar. Bizim için değil. Biz zaten okuduk, bitti gitti. Artık üniversite mezunu olduk. Çalışıyoruz, öğretmen olduk. Bu liseleri sizler için yaptılar. Bu liseler sizleri bekliyor. Çalışan her öğrenci Fen Lisesi'ni kazanabilir. Kimisi çok çok iyi bir Fen Lisesi kazanır. Kimisi normal, kimisi... Anadolu Lisesi, kimisi Sosyal Bilimler Lisesi, kimisi farklı bir lise fark etmez. Ama bu liseler sizin. Dolayısıyla sizin elinizden bu liseleri alamazlar. Çalışırsanız sizler kazanacaksınız. Bakın ben de sizin yaşınızdayken hatta sizden biraz daha büyükken, üniversite sınavına hazırlanırken diyordum ki... Ya binlerce okul var, yüzlerce çalışkan öğrenci var. Ben nasıl olacak da işte şu üniversitenin şu bölümüne gireceğim ki imkansız diyordum. Hiç de öyle olmadı. Birçok bir şey kişi yatıyormuş. Hiç kimse çalışmıyormuş. Çalıştım için hepsini geçtim ve kazandım. Sonradan dedim ki asla vazgeçmeyeceğim. Ya onlar şöyle yapıyor bunlar böyle yapıyor. Ben çalışacağım. Beni üniversiteler bekliyor dedim ve kazandım. Sizler de fen lisesi beni bekliyor. Anadolu lisesi beni bekliyor. Sosyal bilimler lisesi beni bekliyor Endişelenmeyeceksiniz. Başarısızlık söz, e, sözcüğünü sözlüğünüzden atacaksınız. O kısmı kesip atıyorum. Bana ne benimle alakası yok ki. Diyeceksiniz ve vazgeçmeye çalışacaksınız. Diğer soruya geçiyorum. Nasıl daha iyi sınavlarıma derslerime çalışabilirim? Burada e, her zaman söylediğimiz şeyi bu sefer kodluyorum. Hop diyeceksiniz ya. Hop. Hop nedir hocam? Bir, hedefiniz duvarınıza asıyorsunuz. H. İkincisi ortamınızı düzenliyorsunuz. Dağınıklık. İşte telefon şudur budur bu tarz şeylerden kurtuluyorsunuz. Çünkü her zaman söylüyoruz bakın şöyle bir masada kimsenin ders çalışması gelmez ha. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Ben burada nasıl çalışayım? Ama şöyle düzenli bir masa düşünün mesela. Hatta şuradan boş bir temiz kağıt alayım bulabilirsem tabii. Şu temiz bir kağıt olsun. Şurada okuyacağınız kitap olsun. Şöyle duruyor. Bak ne kadar düzgün her şey. Bir de kalem aldınız koydunuz böyle. Tamam ben bunu yapacağım. Hatta buna çalışamıyorsanız bile bu burada dursun. Masanın başına oturun böyle bekleyin. Bekliyorum, bekliyorum. Hadi artık açayım derseniz sıkılırsınız ama çalışamıyorum o zaman hemen sosyal medyaya döneyim. Çalışamıyorum o zaman geyik yapayım derseniz zaten çalışamazsınız. Ama yapacağınız şeyi planlayıp zaten hopun da üçüncü harfi o. Diyor ki bak hedefini duvarına as, ortamını düzenle, hedefi duvarına asmak ne diyeceğim? Kazanmak istediğiniz okulun resmini duvarınıza asıyorsunuz. Zaten güvenlik kodunuz da sürekli o. Galatasaray, Galatasaray, 460, 460, Kabataş, Kabataş, Adanafen, Adanafen diye sürekli giriyorsunuz zaten. Üçüncüsü ve en önemlisi bakın buna siyah çizgiler atıyorum plan. Planınız belli. Bugün diyelim ki şu kitaptan 100 sayfa okumanız gerekiyor veya 20 sayfa okumanız gerekiyor. Veya bunu bir test kitabı gibi düşünün. Mesela bir tane test kitabı alabilir miyim? Bir tane test kitabınız var. O test kitabından sayfa 78-79'u çözmeniz gerekiyor. 8 sınıf bir test kitabı alayım. Çok güzel. Öt o testi çözmeniz gerekiyor ve der, canınız ders çalışmak istemiyor. Motivasyonunuz düşük. Onu çalışmayacak olsanız bile koyacaksınız masanıza duruyor mesela. Kota denemelerinden diyelim ki atıyorum. İşte 19. deyim ve ile alakalı taramayı çözeceğim dediniz. Açmıyorsunuz ya çalışırsınız gelmiyor. Gene de masanın başında oturup bekleyin. Bekleyeceğim abi. Ben bugün söz verdim. Saat 7 ile 8 arasında buna çalışacaktım. Plan yapmıştım. Niye? Çünkü hopun üçüncü maddesi neydi? Planlaydı. Planımı yaptım. Zaten duvarımda da asıyor planım. Çözmüyorum. Bekliyorum. Evet bekle. Bekle. 10 dakika bekle, 20 dakika bekle, yarım saat bekle. En sonunda sin olur zaten başlarsınız. İnsan sıkılır ya. O zaman hop denersiniz. Ama aman çalışmıyorum deyip hop telefonunuzu elinize alırsanız hadi bakalım zaten orada sizi oyalamak isteyen, sizi arka sıralara atmak isteyen, sizin fen lisesi kazanmanızı istemeyen, sizin ülkenizin gelişmesini, büyümesini, bilim insanları yetişmenizi istemeyen bir dünya var zaten. Orada Instagram gel gel eğlen benimle boş ver. Sen niye doktor olacaksın? Niye mühendis olacaksın? Niye başarılı bir bilim insanı olacaksın? Niye Aziz Sancar olacaksın ki? Sen eğlen, senin ülken de geride kalsın, sen de geride kal diye seni bekliyor zaten. Sen ona hayır deyip masanın üzerine de kitabını koyup bekleyeceksin. Gitmeyeceğim arkadaş senin yanına, ben bekliyorum çalışacağım diyeceksin. Ve zaten sıkılırsın 10 dakika masada bekle bekle insan çıldırır zaten. Test çözmek zevkli gelir diyoruz. diyoruz Birazcık heyecanlandım kusura bakmayın. Ve ardından da hop diyoruz. Neye hop diyoruz? Başarısızlığa, tembelliğe, daha hiç ee, çalışamamaya hop deyip başaracağız. LGS yaklaştıkça motivasyonum düşüyor. Evet, zaten herkesin motivasyonu düşüyor. Önemli olan da bu. Herkes şu anda matematikten tiksiniyor. Herkes şu anda istediği netlere ulaşamadığı için üzülüyor. Yani en çalışkan bile işte inşallah 20 net matematik yaparım diyen bile denemede 18 net yapınca ağlıyor. Lan 18 yapmışsın daha ne diyorsun sen belki içinden ama o ağlıyor. Herkese bir mutsuzluk var. Kimisi vazgeçiyor, kimisi senin gibi. Şu anda bu videoyu izleyen sen gibi vazgeçmiyor. Tamam hocam diyor. Vazgeçmiyorum. 18 net değil, 17 net değil, 5 net değil, 1 net bile yapsam yarın kalkıp yeniden çalışacağım diyeceksiniz ve vazgeçmeyeceksiniz. Çünkü zaten herkes yavaş yavaş vazgeçecek, vazgeçmeyenler kazanacak. Son sorumuza geliyoruz. Zaten bir saat oldu, bitmedi video. Son 4 ay olduğu için şu andan itibaren başlasam bile başaramayacağım gibi sözlerle kendimi daha da endişeye kaptırıyorum. Tonguç görmesi için artı 1 demiş. Bakın tekrar söylüyorum. Son 4 ay dediğiniz süreyi tekrar şöyle yazıyorum bakın. Nerede? Şuradaki boş kağıda yazıyorum bakın. Son 4 yani şu anda bugün 114. günün videosunu çekiyoruz. Hadi diyelim ki 14 gün temel yaptınız bayram seyran ramazan falan filan sadece 100 gün çalışmak için plan yaptınız günde de size 90 soru çıkıyor ya e, şeyde sınavda günde de 90 çarpı 2 180 soru çözeyim dediniz bak olması gereken rakam bu 100 çarpı 180 nedir biliyor musunuz? 18.000 soru. 18 bin soru bir sürü kaynak demek ve bu da sizin netlerinizin mükemmel bir şekilde atması demek. Yani son 4 ayda çok büyük şeyler başarabilirsiniz. Bakın ayı bile ne kadar değişik söyledim. Son dört ay dedim böyle garip şekilde söyledim. Çünkü heyecanlıyım. Sizin yeriniz olmak o kadar çok istiyorum keşke onların yerinde olsam da çalışsam da o matematik denen lanet şeyi ben de görsem de ben de yapasım diyorum ama artık geçti bu saatten sonra çalışamam. Ama sizin önünüze hala süper bir zaman var. Hala 4 ay var. Başarabilirsiniz de başaracaksınız arkadaşlar. Çok uzatmadan lafı hemen Oğuz Kağan destanına geçiyorum. Şimdi bu hocam bu kitabını iyi okuyoruz. Ya bu sizin atalarınız. Biz biliyorsunuz Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, Atatürk Türkiye'si. Bizler böyle büyük bir milletin torunlarıyız. Oğuz Kağan destan yazmış. Kardeşim sen de bir hallet ne var ki yani çalış testlerini çöz. Oğuz Kağan destanını o yazdıysa sen de kendi destanını yaz. Sen de Emre'nin, Merve'nin, Ayşe'nin, Osman'ın bilmiyorum artık isminizi bilmediğim için şey. şu anda aklıma gelen sıradan isimleri veya normal isimleri söylüyorum. Kendi destanını yaz. Son dört ayda çalış ve başar diyoruz. Bu kitap da çok güzel bir kitap gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Hun hükümdarı Oğuz Kaan'ı kahramanlık anlatıyor. Şehremin Anadolu Sesi sizi bekliyor. Çalışan, başaran öğrenciler bu okula girecek. Bu okul kendisini hak eden öğrenci değil. Siz okulu, yani siz okul hak etmiyorsunuz. O okul sizi hak ediyor. Siz çalıştığınız için, gayret gösterdiğiniz için e, ileride mühendis, doktor, avukat, öğretmen, iyi insan olmak istediğiniz için bu okul sizi bekliyor. Bu okul sizi hak ediyor. Çünkü güzel bir okul. Çok güzel başarılar elde ediyor. Tebrik ediyoruz Şehir Emine Sesini. Ve ardından da günün sorusunu soruyoruz. Cümlesine kaç yazım yanlışı var diyoruz. Bugün her iki sınıfta sıra dışı bir gerçeği hocalarına kanıtlayabildi demiş. Gerçekten fazla yazım yanlışı var. Ben Türkçe öğretmen olduğum için buradaki yanlışların hepsini görebiliyorum. İnşallah siz hepsini bulabiliyorsunuzdur diyoruz. Günün geyiği her zaman gibi Tonguç olmasa olmaz zaten. Elektronik okulda gördüğünüz gibi çok tarz duruyor. Facebook'ta dedelerinin amcalarının gözüne girmek için el öpüyor. Twitter'da saçma sapan tipler. Instagram'da ise tam bir şapşik durumunda gördüğünüz gibi. Hadi bakalım ödülü sorumuza yorumlarınızı yazın. Bizler buradayız. Sizlerin çalıştığınızı biliyoruz. Hedefinize ulaşacağınıza adımız kadar eminiz. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.